Aynı maddeden yapılmış eşit kalınlıkta türdeş levhaların yapıştırılmasıyla oluşturmuş sistem şekilde ekibidir. Buna göre sistemin ağırlık merkezi hangi noktada ya da noktalar arasındadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın levhaların ağırlıkları neleriyle alakalıydı? Alanlarıyla alakalıydı. O zaman buna R yarı bir levha dediğimizde pi çarpı R'nin karesine biz ne diyelim? P ağırlığı diyelim arkadaşlar. E bu 2R yarı daireden R yarı dairenin çıkarılmış hali. O zaman iki r yarı 4 pi R kare olduğu için bunun ağırlığına ne diyoruz? 4P diyoruz. O zaman 4P'den P'lik kısmı çıkarılmış. Şimdi o zaman buradan kaç P'ye asmam gerekiyor? 3 tane P'ye asmam gerekiyor. E burada da 3 tane P ağırlıklı cisimlerimiz var. Yani P çarpı R kareye P ağırlığı diyelim demiştik. O zaman buradan da 3 tane P var. 3'ünün çünkü toplam sistem gibi düşündüğümüzde kütle merkezi, ağırlık merkezi burası. E peki burası 3P, burası 3P olduğu için bakın şurada 3P var, burada 3P ağırlığımız var. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bunların bileşkesi ikisinin tam ortası. Yani şurası bu sistemin ağırlık merkezidir. İple tavanı asıl asarsanız ağırlık merkezine astığınız için de dengede kalmış olur. Bize ağırlık merkezinin yerini sormuş. MN'nin tam ortası. Yani cevap D seçeneği olmalı diyeceğiz. Özdeş ve türdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşturulmuş KLM cisimleri yatay düzlem üzerinde şekil 1 2 3'teki gibi e, sabit tutuluyor. KLM cisimlerin hangileri serbest bırakıldığında şekildek gibi dengede kalabilir demiş. Arkadaşlar bir cismin yatay zemin üzerine konulduğunda dengede kalabilmesi için ağırlığının cismin yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçmesi gerekiyor. Yani arkadaşlar bakın şurası 3 birim, ağırlık merkezi burası. Şurası 3 birim, ağırlık merkezi burası. Hop sistemin ağırlık merkezi hop şurası diyoruz. E cismin yüzeyle temas halindeki bölgesi de burası olduğu için şu noktalarda dahil hop bunu yerin merkezine doğru arkadaşlar çizdiğimizde ağırlığını yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçiyor mu? Tam şu sınırdan geçiyor. Bu noktalarda dahil olduğu için bu cisim böyle dengede kalır. İkinci şeklimize baktığımızda arkadaşlar şurası 3 birimlik bir değere burası da 2 birimlik bir değere sahip. Eğer bunlar eşit olsaydı ikisinin tam orta noktası yani şurası sistemin kütle merkezi veya ağırlık merkezi olacaktı. Ama burada 3 parça olduğu için buna daha yakın olmak zorunda. Yani bu noktanın sağında bir yerden geçmek zorunda. O zaman demek ki cismin yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçiyor mu bu ağırlık dediğimiz kuvvet? Geçmiyor. Geçmediği için şu noktaya göre bir tork olduğundan dolayı dengeyi bu yönde bozar yani devrilir dengede kalamaz. Benzer bir durum arkadaşlar. Şuradaki cisim için değerlendirdiğimizde burada bakın 4 tane parçanın ağırlık merkezi veya 5 tane parçanın ağırlık merkezini düşünelim. Şuradan 5 tane P varmış gibi. Yine geriye kalan diğer parçalara baktığımızda şurada 2 tane P'miz var. Burada 1 tane P'miz var. Buraya 2 P'ye P dediğimizde sistemin kütle merkezi nerede bir nokta oluyor ona karar vermeye çalışacağız. Veya bu nokta etrafında dönebilir mi? Bunun torkunu bunların torklarını toplamına eşitlemeye çalışıyorum. Eğer bu tarafın torku büyükse dengeyi bozacak. O zaman başlıyorum. 5P çarpı şuraya olan uzaklığı yarım birim. 5P çarpı yarım birim diyorum. Eşit mi acaba? P çarpı yarım yani P bölü 2 artı 2P çarpı 1. 2P çarpı 1. Yani burası 2.5P. Burası da 2.5P olduğu için demek ki ikisinin torku da birbirlerine eşit çıktı arkadaşlar. Yani o zaman tam şu çizgi üzerinde demek ki sistemin bir kütle merkezi var. Yani şuradaki üç kütlenin kütle merkezi. Şurada bir yer çıkıyor ve ondan dolayı cismin yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçtiği için bu düzenekte bu şekilde dengede kalıyor. O halde cevap 1 ve 3 yani K ile M e seçeneğin doğru cevabı olduğunu bize gösterir. Aynı maddeden yapılmış türdeş ve eşit kalınlıklı tel ile oluşturulan O1, O2, O3 ve O4 merkezi çemberler şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Buna göre sistemin şekildeki gibi dengede kalması için nereden asılması gerekir. Arkadaşlar çemberlerin ağırlıkları çevrelerin uzunluklarıyla doğru orantılı. Yani uzunluğuna bağlı. O halde r çaplı çemberlerin arkadaşlar ağırlıklarına G dersek 2 R yarı çaplı çemberin ağırlığına 2 G diyeceğiz. O zaman şuradakiler halkalar iç içe olduğundan dolayı bunların toplam kütle merkezi burası olacak. Buradan arkadaşlar ben 3 tane P'ye yi asıyorum. Yine burası 2R çaplı olduğu için buradan da 2P'ye astığımızda bakın şimdi 3P ağırlığını buradan astım. 2P ağırlığını da buradan asınca aralarındaki uzaklık kaç R? 3R kadar uzaklıkta. Şimdi bileşke kuvvet büyük olan kuvvete daha yakın olur. O zaman ben buraya arkadaşlar X uzunluğu dersem şurası 3R eksi X uzunluğu oldu. Şimdi burası toplam kütle merkezi ise arkadaşlar kütle merkezine göre kuvvetlerin torkları birbirine eşit olacak. Yani 3P çarpı X'in 3P çarpı X'in 2P çarpı 3R eksi X olması gerekiyor. 2P çarpı 3R eksi X olması lazım. P'ler buradan gitti arkadaşlar? Evet. O zaman 3X eşittir. 6R eksi 2X olur. Hop bunu buraya atarsak 5X eşittir. 6R olur. Yani X uzunluğu 6R bölü 5'tir. X uzunluğu arkadaşlar bizim buradan 3B'den ne kadar olan uzaklığımızda 6R bölü 5'te 1 artı 1, artı 1 bölü 5 olduğu için o 1R kadar gidiyorum. 1 bölü 5R kadar daha gittiğimde kütle merkezinin bu arada bir yerde olduğunu görüyorum. Demek ki MN noktalar arasından bir yerden asarsak onun uzansı sistemin kütle merkezi veya ağırlık merkezinden geçer ve bu şekilde dengede kalabilir. Cevap MN arasından bir yerden asılması gerekecek yani C seçeneği doğru olacak deriz. Düzgün türdeş metal çubuk bükülerek elde edilen cisim eşit kare bölmeli düzlem üzerine şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre cisim şekil 2'deki gibi büküldüğünde ağırlık merkezi kaç a kadar yer değiştirir? Arkadaşlar şuradaki uzunluklarına baktığımızda buradaki uzunlukları iki kök birim oluyor. Yani eşit olduğu için bunların her birisinin ağırlığına G, 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 G diyelim. Kütle merkezi neresi oldu? Burası arkadaşlar. Yani tam şu orta nokta. L ile M'nin orta noktası. Şimdi L ile M'nin orta noktası iken biz arkadaşlar şu altlardaki kısımları yana doğru açmışız. Yani şöyle açmışız. O zaman burada bir G ağırlığımız var. Burada da bir G ağırlığımız varsa bu ikisinin kütle merkezi ikisinin tam ortası olacak. Yani şurada iki tane G olmuş olacak. Yukarıdaki Kütle merkezi arkadaşlar GG dediğimizde burası olduğu için buradan da 2G'yi asarsak toplam kütle merkezi şurası olmuş oldu. Yani 4G kütle merkezimiz burası son durumda. İlk durumda neresiydi burasıydı. E peki ne yaptı yukarı doğru? Yarım birim çıktı. Yarım birimde yarım A olduğu için 1 bölü 2A kadar yer değiştirmiş oldu. Yani cevabımız bundan dolayı C seçeneği olacak deriz. Şekil 1'deki kalınlığı her yerinde aynı olan A kenar uzunlukta eş kare bölmeli türdeş levhadan kesilen parça şekil 2'lik gibi yeniden yapıştırılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi kaç A yer değiştirir şeklinde sorulmuş. Bir kere başlangıçta arkadaşlar kütle merkezi burası mı? Evet. İkinci durumda kütle merkezine bakıyorum. Şurada 4 tane parçam var. Burada 4 tane parçam var. 4 4 dediğimizde 8 parça burada oldu arkadaşlar. Yani 8 tane parçam burası. Yine 4 parçam burada, 4 parçam burada. Hop aralarındaki uzaklıklar arkadaşlar kesikli çizgiyle verdiğimde 4, 4, ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortası olacağı için 1, 2, 3, 4 olduğu için şurası çıktı. Yani burada da 8 parça olursa hop, sistemin kütle merkezi şurası çıkar. Yani ikisinin tam ortası çıkar. E, A uzunluğunda olduğu için başlangıçta tam orta noktası yani şurasıydı. Şimdi neresi oldu? Burası oldu. Yani yarım A kadar kaymış oldu. Ondan dolayı 1 bölü 2 A kadar yer değiştirir. Yani cevabımız D seçeneği olur deriz. Düzgün türdeş olduğu bilinen K çubuğu ile düzgün L çubuğu A noktasından yapıştırdıktan sonra B noktasından ipe asılıp sistem şekilde iki dengeleniyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. L çubuğu türdeştir. Şimdi K'nın homojen olduğu yani türdeş olduğu söylenmiş ağırlık merkezinden ağırlığı asıyorum bu tarafa. Peki L'nin de o zaman ağırlık merkezi sağ tarafta olacak ki ipin şey doğrultusuna göre sistem dengede kalsın. Yoksa L'nin arkadaşlar homojen olduğunu düşünürsek ağırlık merkezi bu tarafta dersek bu sistem bu şekilde dengede kalmaz. Hem sol tarafta K var, hem de L'nin ağırlık merkezi sol tarafta olursa ikisinin torkundan dolayı tek yönlü olduğu için e, buradaki sistem hareket eder, dengeyi bozar. Demek ki L'nin ağırlık merkezi bunun sağ tarafında bir yerde olmalı. Yani sağ tarafta şöyle bir yerde ağırlık merkezi olacağı için e, tam orta noktası olmadığı için bunun türdeş olmadığını söyleriz. Yani L çubuğu bir kere türdeş değildir. L çubuğunun ağırlığı K'nın büyüktür. Şimdi buranın tam orta noktasının buraya olan uzaklığı ne kadar? X kadar. Ama arkadaşlar L çubuğunun ağırlık merkezi şu köşe olamaz. Yani X'den daha az uzaklıkta olması lazım. O zaman ben buradan k dersem buradan da l'yi asarsam k çarpı x l çarpı x'ten küçük bir değer dediğimde bunu küçük bir sayıyla çarptığımız için l'nin ağırlığının gl'nin k'nın ağırlığından daha büyük olduğunu buluruz. Yani l çubuğunun ağırlığı k'nın büyüktür. Doğru. Sistemin ağırlık merkezi c noktasıdır. Sistemin ağırlık merkezi arkadaşlar İpin uzansından geçmek zorunda. E, bu parçanın ağırlık merkezi burası. Şu parçanın da ağırlık merkezi burası dediğimizde sistemin ağırlık merkezi iki kütlenin toplam ağırlık merkezi olmalı. Yani o zaman bu çizgi üzerinde olamaz. Şu nokta ile şu nokta arasında olacağı için ipin uzansı da bu noktadan geçtiği için böyle dengede kalmış. Yani C noktasının olması imkansız. Çünkü zaten C noktası A arasında yani çubuğun üzerinde bir nokta e, öbür çubuğu da eklediğimizde ne yapacak o tarafa doğru biraz kaymış olacak arkadaşlar. Yani demek ki C noktasının üzerinde bir nokta olması şart. C noktası olamayacağı için bu da yanlıştır. Cevabın bundan dolayı B seçeneği olması gerekir. 828 metrelik yüksekliğiyle Burç Halife dünyanın en yüksek gökdelenidir. 160 katı kullanılabilir olan gökdelen 150. kata kadar betonarme olarak inşa edilmiş. 150. kattan sonraki ise daha hafif malzemeler kullanılmıştır. Burç Halife gökdelenin zeminde yer çekim ivmesi 9.807 iken tepe noktasında 9,804 metre bölü saniye Burç Halife gökdelenin kütle merkezi şekildeki A noktası olduğuna göre yargıların hangileri doğrudur? Göklerin ağırlık merkezi A noktasının altında bir noktadır. Evet, bu doğru ifadeler. Bu doğru bir ifade. Neden? Çünkü kütle merkezi, ağırlık merkezine baktığımızda arkadaşlar, kütle merkezi küçük küçük kütlelerin merkezidir. Düzgün bir cisimde bu cisim tam orta noktasıdır diyebiliriz. Ağırlık merkezi ise arkadaşlar yer çekimmesi yere yakın olan yerlerde burayı yer olarak düşünürsek yere yakın olan yerlerde fazla, yerden uzaklaştıkça azalır. O zaman demek ki yukarı doğru ağırlıklar azaldığı için demek ki ağırlıklar aşağı kısımlarda daha fazla, yukarı kısımlarda az olduğu için kütle merkezine göre ağırlık merkezi biraz daha kütle merkezinin altında bir nokta olur. Alttaki ağırlıklar daha fazla olduğundan dolayı. Ondan dolayı da arkadaşlar birinci ifademiz doğru çıktı. Kütle merkezi A noktası ise ağırlık merkezi bunun altında bir nokta olmak zorunda. 2. Gökdelen tamamen betonarme yapılmış olsaydı kütle merkezi A noktasının üstündeki bir konumda olurdu. Tamamen betonarme yapılsaydı arkadaşlar haliyle düşünün yukarı doğru kütleler çoğaldıkça yani en üst kısımları da yine betonarme yapsak kütle merkezini yukarı doğru çekmeye çalışacak. Yani o zaman konumda olurdu. A noktasının üstünde bir konumda olurdu. Doğru. Yukarıdakiler çünkü hafif malzemelerle yapıldığı için kütleleri az. Eğer daha ağır olursa o tarafa doğru kütle merkezi kaymış olacak. 3 gökdelen tamamen betonarme yapılmış olsaydı kütle ve ağırlık merkezi merkezleri aynı konumda kalırdı. Hayır, kütle merkezi de yukarı kayar, ağırlık merkezi de yukarı kayar. Yani bu ifademiz yanlış olurdu. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 yani C seçeneği doğru cevap olmalı deriz. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş rey yarı çaplı dairesel levha şekil 1'deki gibi özdeş 4 parça oluşturularak şekilde kesildikten sonra parçalar şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Buna göre sistemin ağırlık merkezi kaç rey ye yer değiştirir? Başlangıçta tam orta noktası iken arkadaşlar yani şurası iken şimdi bakalım simetrik bir şekilde arkadaşlar parçalar birleştirilmiş. Yani bu iki parçanın kütle merkezi burası iki tane P dediğimizde şu iki parçada simetrik bir yapıda olduğu için kütle merkezi burası iki tane P'dir. 2P, 2P sistemin kütle merkezi ikisinin tam orta noktasıdır eşit olduğu için. Yani burası 1.5R ise arkadaşlar 1.5R'nin yarısı yani şöyle yapalım 1.5R'nin yarısı 0.75R'dir. O halde 0.75R şeklinde yani 3 bölü 4R şeklinde kaydığını yani şuraya geldiğini buluruz. Ondan dolayı cevap C seçeneği çıkar deriz. Eşit kare bölmeli yatay düzleme şekildeki bir yerleştirilen KLMN kütleli KLMN noktasal cisimlerinin kütle merkezi O noktasıdır. Yani buradaki sistemin kütle merkezinin O noktası olduğunu belirtiyor. Buna göre yargılan hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar şimdi burada sistemin kütle merkezinin O noktası olabilmesi için yatay ve düşey doğrultuya göre kütlelerin torkları birbirlerini dengelemeli. Şimdi yani o zaman x doğrusu için konuştuğumuzda şöyle yaparsak x doğrusuna göre K ve L'nin torku yok. M ve N'nin torkları var ve bunların birbirlerine eşit olması lazım. Kütle merkezi çünkü ağırlık merkezi dediğimiz yer denge noktasıdır. Denge noktasına göre toplam torka sıfır olması gerekiyor. O zaman M çarpı 2'nin N çarpı 2'ye eşit olması M'nin N'ye eşit olduğunu bize gösterir. Yine arkadaşlar Y'ye düşey doğrultusuna göre de düşündüğümüzde Sistemin kütle merkezi O noktası ise O noktasına göre de diğer Y doğrusuna göre diğer kütlelerin torkları birbirlerini dengelemeli. M ve N'ye bakarsak zaten bu doğrultuya göre düşündüğümüz için torkları yok. Geriye ne kalıyor? K ile L kalıyor. K'nın torku, L'nin torkuna eşitse K çarpı 2'nin yani 2 tane K'nın arkadaşlar L çarpı 3'e eşit olduğunu yani 3L olduğunu söyleriz. O halde buradan karşımıza K 3 birimlik bir değere sahipse L de 2 birimlik bir değere sahiptir. K L'den büyüktür. K'nın kütlesi L'nin kesinlikle büyük. K ile N arasında K ile M arasında veya L ile N arasında L ile M arasında kesin bir ilişki kuramayız. Ondan dolayı da arkadaşlar K N'ye eşittir demiş soru işareti. M N'ye eşit demiş. M N zaten başlangıçta söylemiştik bu eşittir. O halde cevabımız 1 ve 3 kesinlikle doğru. 2 için kesin bir şey söylenemez. Yani cevap C seçeneği olmalı deriz. Açılmış durumdaki bir şemsiye şekil 1'deki gibi dengeledir. Şemsiye kapatıldıktan sonra şekil 2'deki gibi tutuluyor. Buna göre yargılarının hangi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu şemsiye bir sistem olarak bakarsak şuradaki parçalar açılmış halde olduğu için şu parçayla şuradaki kısmı düşündüğümüzde bunun kütle merkezi bakın şöyle şu noktadan itibaren yerin merkezine doğru çizersek Kütle merkezi burası olursa bu şekilde dengede kalır. Yani nereyle temas ediyor A noktası ile. O zaman demek ki A noktasına göre sistemin kütle merkezi burası olduğunda tork olmaz. Tork olmazsa dengede kalır. Peki ben bunu kapatırsam, kapattığımda arkadaşlar kütle merkezi yukarı kayar. Kütle merkezi yukarı kayacağı için biraz daha yukarıya geleceği için artık denge ne yapacak? Bu noktadan geçmesi için düşünün şimdi buraya geldiğini düşünün. Ne olacak? Ağırlık merkezini veya kütle merkezinden şuranın uzansının geçmesi gerekecek. Yani bu biraz daha bu tarafa doğru şöyle eğilmiş olacak. Bu tarafa doğru dönünce hop bu buraya geldiği için yeniden tekrar denge sağlanmış olacak. Yani demek ki katlandığında arkadaşlar ok yönünde dönerek şu kütle merkezinin yeri değiştiği için A'nın uzansından geçecek şekilde dengeye gelmiş oluyor ve ağırlığının torku olmadığı için dengede kalmış oluyor. Buna göre şemsiye kapatıldığında kütle merkezi B noktasına doğru yaklaşır. E, aşağı doğru arkadaşlar yaklaştırmış. Biz yukarı doğru yaklaştırmamız gerektiğini söylemiştik. O zaman demek ki birincisinin tersi yani yukarı doğru yaklaşmış olacak. Kapatılan şemsiye serbest bırakıldığında ok yönünde harekete geçer. Evet bu yönde harekete geçer. Bu ifademiz doğrudur. Kapatılan şemsiye serbest bırakıldıktan sonra tekrar denge sağlandığında A noktasında şemsiyeye uygulanan tepki kuvveti artar. A noktasındaki tepki kuvvetine bir değişme olmaz. Neden? Çünkü Sonuçta bu ağırlığın tamamını bu noktaya arkadaşlar uygulamış oluyor. Şemsiye açıkken de kapalıyken de bu ağırlığını bu noktaya uygulayacağı için e, buraya uygulanan kuvvette bir değişme olmaz. Ondan dolayı üçüncü yargımız doğru yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz.